Kardeşler, mumlar hala yanmadı. Çok güzel yanmasın. Biraz daha bekleyeceğiz. Burada hep bir şeyden bahsediliyor dikkat ederseniz. O da ışık geldi, Rab geldi. Işık ve Rab birlikte geldi aslında. Neden? Çünkü dünyamız karanlıktaydı. Ve aslında hala bazı insanların yüreği karanlık, bunu biliyoruz. Dünya karanlıktaydı çünkü insan ve Tanrı arasında olması gereken uyum ortadan kalkmıştı. Bu kısmı hepimiz çok iyi biliyoruz ama ilk kez gelenler ve yeni kardeşler için söylemek isterim ki Adem bahçesindeki günah çok büyük bir günahtı. Orada Tanrı ve insanın arasındaki bağlantı birbirinden kopmuştu. Ve insan ışıktan, hayattan, sağlıktan, mutluluktan, bereketten, esenlikten de kopmuştu. Çünkü farklı bir yolu takip etti. Ve o yol insanı karanlığa ve ölüme götüren yoldu. Peki Tanrı yarattığı insanın bu şekilde mahvolmasına göz yumacak mıydı? İşte bu bahsedilen, bu hikayenin özü budur. Eski Ahit diye andığımız kitabın tamamı aslında insanın düşüşüyle başlar ve insanın nasıl yüceliğiyle yeniden kavuşacağıyla ilgili müjdelerle devam eder. Bütün peygamberler hep şunu anlatmıştır ki bir kurtarıcı gelecek ve o insanları yeniden Tanrı ile barıştıracak olan kurtarıcıdır. Bir kurtarıcı gelecek denilen o kurtarıcı İsa Mesih'tir. O işte Yemlik'te doğdu ve ışık olarak dünyamızda parladı. Onu görenler gördü, ne mutlu gören gözlere. Üç tane müneccim, yıldız bilimci vardı biliyoruz ki. Pers ülkesinden, Mezopotamya'dan yola çıktılar. Bu ışığı izleyerek, o ışığa bakarak bir kralın, bir Mesih'in, bir kurtarıcının doğduğunu anladılar. Ve onu takip ettiler, ışığa geldiler. Işığın parladığı yerde işte o ahır ve yemlik vardı. Tanrı bir bebek gözünden insanlara dünyaya bakıyordu. Tanrı bir bebek olarak, bir insan olarak aramıza geldi. Çünkü insan ve Tanrı birbirinden kopmuş iki ayrı varlığa dönüşmüştü. Ve yeniden bu bağı kurmak üzere ve karanlığı aydınlatmak üzere insanlara bereket olsun, aydınlık olsun, ışık olsun diye Tanrımız dünyaya geldi. İnsan bedeninde dünyaya geldi. Bu çok büyük bir mucize. Çünkü bu iki farklı doğayı, yani Tanrı'yı ve düşmüş olan insanı, yani ışığı ve karanlıkta olanları bir araya getirmek için Tanrı insan bedeninde dünyaya geldi. Bir bebek olarak yemlikte üşüyordu, onu samanlarla örttüler. Ama o bebek işte bütün eski ahitin, bütün peygamberlerin bahsettiği Mesih'ti. Davut soyundan gelen kurtarıcı, kral İsa Mesih'ti. Ve onun ışığı hiç sönmedi. Işık göklerdeydi biliyorsunuz. Tanrı da göklerdedir. Herkes Tanrı için göklere bakar. Ve yıldızlar da ışıklar da, ışık kaynakları da göklerdedir. Ama Mesih'le birlikte o Tanrılık da yeryüzüne geldi. İnsanlarla yeniden buluşmak üzere. Ve o ışık parladığı zaman insanların hayatında parladı. İnsanların hayatını kavradı. Ve insanla Tanrı'yı karanlıktan kurtardı, insanları Tanrı'ya geri götürdü. Kendi bedeninde bu birleşmeyi gerçekleştirdi. Bu yüzden İsa Mesih bizim gerçek kurtarıcımız ve Tanrımızdır. Çünkü bizleri yeniden kutsallığa eriştirdi. Şimdi mumlar görüyorsunuz. Birazdan bunları yakacağız. Mumlar semboliktir. İsa Mesih'in yeryüzündeki aydınlığını anmak için, onun dünyaya gelişini anmak için yakılır. Ama mumlar kutsal değildir.
Üzerimdeki elbise papaz elbisesi değil, çünkü elbise kutsal değildir. Bina herhangi bir bina olabilir, çünkü bina kutsal değildir. Bunların hiçbiri, hiçbir nesne kutsal değildir. Kutsal nesneler yoktur. Kutsal mekanlar yoktur. Kutsal yerler yoktur. Bir tek kutsal şey var bu dünyada, o da sizlersiniz. Yani Tanrı'nın evlatları. Çünkü Rab İsa Mesih işte bu ayrıcalığı verdi. Ona inanan ve onu takip edenleri Tanrı'nın gerçek evlatları olmak hakkını verdi. Ve onlar Tanrı'nın kutsallığından kutsallık aldılar. Tanrı onları kutsal kıldı. Kutsallardan kıldı. Ve sizler kardeşler kutsallarsınız. Onun için kutsallığı dışarıda, başka yerlerde, başka şeylerde aramayın. Çünkü Tanrı geldi ve sizi kurtardı. Kendi ailesine dahil etti. Sizler ne mutlu ki Tanrı'nın ailesindensiniz. İman etmiş kardeşler olarak. Ve Tanrı tekrar geri geldiğinde, çünkü Mesih söz verdi tekrar geri geleceğine, bu sefer yemlikte değil bir kral olarak dünyamıza geri gelecek ve kral olarak geldiğinde kendi halkını tanıyacaktır, kendi ailesini tanıyacaktır ve sizleri tek tek tanıyacaktır. Ve emin olun Mesih İsa kendi halkını, kendi ailesini, kendi evlatlarını tek tek tanıyor. Onların adlarını kurtuluş defterine yazdı. Ve zamanın sonu geldiğinde o defterle birlikte gelecek Mesih. Ne mutlu. Bizler için korku yoktur o zaman. Korku yoktur, sıkıntı yoktur, acı yoktur. Bunlar geçicidir. Çünkü biz ebedi kurtuluşu, Mesih İsa'nın getirdiği ebedi kurtuluşu aldık. Buna inanıyoruz. Ve onun ışığı parladı. Parladı, parladı. Ve evet, onun ışığı bizim hayatımız oldu. Öyle ki ışık karanlıkta parladı ve karanlık onu alt edemedi. 2000 yıldır karanlık onu alt edemedi. İsa'nın ışığı parlayacak, parlayacak, parlayacak ve bütün dünyayı aydınlatacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Her diz eğilecektir. Her kalp İsa Mesih'i kabul edecektir. Çünkü o kurtuluşun ta kendisi. Gerçek kurtarıcıdır. Esenlik olsun kardeşler. Yüreğinize esenlik olsun. Çünkü Rab geldi, kurtarıcı geldi. Kurtarıcı sizdedir. Şimdi İsa Mesih'in ailesi olarak bu mutluluğu paylaşalım. Bu mutlu günü, bu yüce günü yüreğimizde coşkuyla hissedelim. Esenlik olsun kardeşler.